Ağırlığı önemsiz homojen çubuk ile oluşturulan özdeş kaldıraç düzeneklerindeki cisimler yatayda dengededir. T büyük M ve T büyük T olduğuna göre cisimlerin ağırlıkları arasındaki aşağıdakilerden hangisi? Yukarıda baktığımız zaman M K'den küçükmüş. Bu durumda yeşil daha büyük bir kuvvete sahiptir. Çünkü M ile küçük bir rakamla çarptığım zaman mavi büyük bir rakam K ile çarpıldığı zaman birbirine dengeleniyor. O zaman yeşil büyük mavi diyorum. Aşağıda da hangisinin desteğe daha yakınsa o daha büyüktür. Burada da sarı büyük mavi diyorum. Durumda mavi ikisinde de küçük oluyor. Aşağıdaki bilgileri kullanmamız gerekiyor bu durumda. Örneğin M 1 ise P ondan büyükmüş. P 2 ise ondan sonra T de P'den büyükmüş. Bu de T de T'den büyükmüş. Bu da 4 dersek. Böyle bir çıkarım yaparsak 4 tane mavi eşittir yeşilmiş. Diğer tarafta 2 sarı eşittir 3 mavi. Zaten mavinin en küçük olduğunu biliyoruz. Sarı ile yeşilin hangisinin daha büyük olduğuna bakacağız. Yeşil 4 tane mavi ederken 2 sarı ancak 3 mavi ediyormuş. O zaman yeşil büyük sarı o da büyük mavi gibi bir durum oluşabilir. Bu da C seçeneği. Doğru cevap C seçeneği. Aşağıda özdeş balıkların tutulması sırasında yalnızca uzunlukları farklı olan 3 oltanın kullanım şekli gösterilmiştir. Oltaların uzunluk ilişkisi olta 3 büyük, olta 2 büyük, olta 1 şeklindedir. Buna göre verilen kullanım şekli düşünüldüğünde ifadelerinden hangileri doğrudur? Kullanım şekline baktığımız zaman kuvvet ortadadır. Destek burada, yük burada, kuvvet de ortadadır. Bakılınca üçünde de kuvvet kazancı yoktur bu durumda. Çünkü kuvvet kolu yük kolundan küçüktür. Bakalım. Bir, üçüncü oltada kuvvet kaybı en fazladır. Yük kolu, kuvvet kolu dengesizliği en fazla üçüncü oltada olduğu için yani kuvvet kolu bölü yük kolu en küçük değeri olduğu için o zaman kuvvet kaybı en fazla olan üçüncü oltadır. Bu doğru. 2. Birinci oltada yoldan kazanç yaşanır. Üçünde de yoldan kazanç sağlanır. Çünkü kuvvet kolu daha durumda bu doğru olmuş olur. 3. Eşit kuvvetler uygulanırsa üçüncü oltada ikinci oltaya göre daha ağır balık dengede tutulur. Eşit kuvvetler uygulanırsa kuvvet kaybı daha az olan ikinci oltada daha büyük balık dengelenir. Bu durumda bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneği. Aşağıda bir pensede uygulanan kuvvetin ve yükün destek noktasına uzunluğu verilmiştir. Belirtilen uzunluklar arasında K büyüklüğe şeklindedir. Bu pensede özdeş cisimler kesilecektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Cisim L'ye göre destekten daha uzaktaki ise kuvvet kazancı artar. Yani şuraya koyarsam kuvvet kazancı artar diyor. Yük kolu artacağı için kuvvet kazancı azalır. Eledim. B. Kuvvet K'ye göre desteğe daha uzakta uygulanırsa kuvvet kazancı artar. Yani şurada değil daha ileriden daha geriden uygulanırsa bu durumda kuvvet kolu artacağı için söylediği doğrudur. Doğru cevap B'dir. C. Cisim L'ye göre destekten daha uzakta kesilirse yapılan iş artar. İş değişmez. D. Kuvvet K'ye göre desteğe daha yakın uygulanırsa kuvvet kazancı artar. Yani buradan uygularsa kuvvet kazancı artmaz, azalır. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. A ve V makaslarının bazı kısımlarının uzunlukları arasında K büyük M, o da büyük L eşittir N ilişkisi vardır. L ve N uzunlukları makasların kesme amacıyla tutulduğu ve kuvvet uygulandığı bölgeden belirlenmiş kuvvet kolu uzunlukları. Buna göre yorumlarından hangileri yanlıştır? 1. A ve B makaslarında her durumda kuvvetten kazanç olur. Kuvvet kazancının olması için kuvvet kolunun buraya yazalım F kolu. Kuvvet kolunun yük kolundan büyük olması lazım. G kolu. Her durumda diyor. Zaten büyük değil. O yüzden örneğin ucundan keserse ya da bu kuvvet kolunun daha ilerisinden keserse bu durumda kuvvet kazancı olmaz. Bu ifade yanlış olur. Her durumda dedi. Her durumda olmaz. 2. K büyük M olduğu için A makasının yük kolu uzunluğu her durumda daha büyük olacaktır. Yük kolu eğer şuradan keserse yani L'den daha yakın bir yerden keserse makasın illa ucundan kesecek diye bir şey yok. Örneğin şu noktadan kesilirse
O zaman yük kolu uzun olmaz. Bu da yanlış olur. 3. Makasların destek noktasına aynı mesafede olan yükleri kesmeler için uygulanması gereken kuvvet FA eşit FB'dir. Zaten L ile N birbirine eşit. Kuvvet kolları eşit. Bir de ifadede aynı mesafede olanlar için uygulanıyor. O zaman tabii ki bunlara aynı kuvvetler uygulanması yeterli olur. Bu ifade doğru budur. Baktığımız zaman yanlış cevap 1 ve 2 A'dır. A ve B makaslarının bazı kısımlarının uzunlukları arasında K büyük M, o da büyük L eşittir N ilişkisi vardır. L ve N uzunlukları makasların kesme amacıyla tutulduğu ve kuvvet uygulandığı bölgeden belirlenmiş kuvvet kolu uzunluklarıdır. Buna göre yorumlarından hangileri yanlıştır? 1. A ve B makaslarında her durumda kuvvetten kazanç olur. Kuvvet kazancının olması için kuvvet kolunun buraya yazalım F kolu, kuvvet kolunun yük kolundan büyük olması lazım. G kolu. Her durumda diyor. Zaten büyük değil. O yüzden örneğin ucundan keserse ya da bu kuvvet kolunun daha ilerisinden keserse bu durumda kuvvet kazancı olmaz. Bu ifade yanlış olur. Her durumda değil. Her durumda olmaz. 2. K büyük M olduğu için A makasının yük kolu uzunluğu her durumda daha büyük olacaktır. Yük kolu eğer şuradan keserse yani L'den daha yakın bir yerden keserse makasın illa ucundan kesecek diye bir şey yok. Örneğin şu noktadan kesilirse o zaman yük kolu uzun olmaz. Bu da yanlış olur. 3. Makasların destek noktasına aynı mesafede olan yükleri kesmeleri için uygulanması gereken kuvvet FA eşit FB'dir. Zaten L ile N birbirine eşit. Kuvvet kolları eşit. Bir de ifadede aynı mesafede olanlar için uygulanıyor. O zaman tabii ki bunlara aynı kuvvetler uygulanması yeterli olur. Bu ifade doğru budur. Baktığımız zaman yanlış cevap 1 ve 2 A'dır. Ağırlığı önemsiz özdeş homojen çubuklar kullanarak hazırlanan A, B, C kaldıraçlarıyla özdeş yükler aynı kişinin uyguladığı kuvvetler ile kaldırılmak isteniyor. Kişi amacına ulaşabilmek için kaldıraçlarda destek noktalarının yerini değiştirerek 3 farklı deneme yapıyor. K büyük L, o da büyük M olduğuna göre yükler yatayda dengelendiğinde kişinin kaldıraçlarda uyguladığı kuvvetlerin arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şu durumda kişinin kaldıraçlara uyguladığı kuvvetlerin büyüklüklerini istiyor. Kuvvet kolu A'da en büyük. Bu durumda küçük kuvvet uygulayacak. Küçük. Kuvvet kolu C'de en az, en küçük olduğu için o zaman büyük kuvvet uygulaması gerekiyor. Tabii ki B'de ortada oluyor. Büyüktür. Büyüktür diyeceğiz. C, B, A. C, B, A yani D seçeneği doğrudur. Aşağıda bir maşanın kullanım şekli gösterilmiştir. Buna göre maşada yükü daha az kuvvette kaldırabilmek için uygulamalarından hangileri yapılabilir? İki uygulama yapılabilir. Mesela şurası kuvvet koludur. B kolu. Burası da yük koludur. G kolu. Bir şey yapılabilir. Ya kuvvet kolunu arttırırız. Şöyle yukarı yönlü yapıyorum. Ya da yük kolunu azaltırız. Aşağı yönlü bir ok yapıyorum. Bakalım. Yükü destek noktasından uzaklaştırmak. Hayır, yaklaştırmam gerekiyor. Eledim. 2. Kuvveti destek noktasına daha uzak bir yerden uygulamak. Yani kuvvet kolunu arttırmak şurada bir yerde mesela bu olur. 3. Kuvveti destek noktasına daha yakın bir yerden uygulamak. Yani şuradan bir yerden diyor. Hayır. Benim bunu arttırmam gerekiyor. Bunu da eledim. Baktığımız zaman yalnız 2 A seçeneği doğru cevap. Bir küre eşit bölmeli homojen çubuk boyunca ok yönünde sabit süratle hareket ediyor. Çubuk kürenin hareketi sırasında uygulanan kuvvet ile yatayda dengede tutuluyor. Kürenin bölmelerden geçerken düzeneğin yatayda dengede kalabilmesi için uygulaması gereken kuvvetlerin zamana göre değişimi aşağıdakilerden hangisi gibi? Şimdi kuvvet kolumuz değişmiyor, sabit şurası. Ama G diyelim buna, yük kolumuz gitgide artıyor, bize doğru yaklaştığı için. Yük kolu arttıkça benim işim zorlaşıyor. Örneğin yük en son buraya geldiği zaman yükle aynı kuvveti uygulamam gerekiyor. Baktığımız zaman sürekli artan bir grafik arıyorum. C azalmış, D artmış bir süre sonra sabitlenmiş, K'de hiç değişmemiş,
Ama A'da sürekli artan bir grafik görüyorum. Doğru cevabımız A seçeneği. Tabii ki sürekli artan derken buradaki P'ye kadar olduğu gösteriliyor.